ve aşı ile ilgili haberlere geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısının 28 gün arayla 2 doz olarak uygulayacağını duyurdu. Koca aşının hakkaniyetle dağıtılacağını ve uygulama sonuçlarının da anlık ve canlı olarak paylaşılacağını açıkladı. Koronavirüs aşıları Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili detayları aktardı. Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan koca aşıların sevkiyatında hiçbir sorun yaşanmadığını belirtti. Aşılardan rastgele alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında analiz edileceğini vurguladı. Olumlu bulunması durumunda acil kullanım onayı vereceğini ifade etti. Aşıyla oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulamasıyla daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki 2 haftade kapsayacak şekilde sıkı koruma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bakan Koca aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasının hedeflendiğini belirtti. Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması bilim kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün aile sağlığı merkezleriyle kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır. Koca aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır dedi. Aşı olma sürecinin nasıl olacağını anlattı. Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra merkezi randevu sistemi üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sistem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetimi stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır.